Bismillahirrahmanirrahim. Dönem seminerleri için üç tane mukaddime dersim olacak demiştim. İkisini verdik. Bugünkünü mukaddime olarak adlandırmaktan vazgeçtim. Bir dersi de sağmacağını gördüğüm için ana gruba dahil ettim. Şurada gözüken tarihsel arka plan, felsefi bahisler, sosyolojik bahisler, siyasetnameler de tarihsel arka plan içerisinde yer alıyor. Bugünkü seminerimiz ...iki ya da üç seminer olabilir diye düşünüyorum. 2003 yılının geçen semestrinde başlamıştık. Temür Partisi, Siyasi ya yahut da Ulumu Siyasi... ...başlığı altında sunacağım seminerler serisine. Aynı serinin ikincisi oluyor o cihetle bakarsak. Ayrıca geçen hafta vermiş olduğum interdisipliner yöntemden bahsetmiştim. Bundan sonraki dersleri bu şekilde vereceğim diye... ...o anlamda ise e, ilk dersimiz, ilk semiler, pardon ilk dönem dersimiz olmuş oluyor. Yani e, siyaset akademisi başlığı altında iki, diğer ise bir. Yani enteresan bir durum var. Siyaset bağlamında oluşan bir dizi terkip kelime e, anlam itibariyle itibarsızlaşmış e, Türk dilinde. Bu siyasete reayanın bakışını da bir şekilde yansıtıyor ya da hükümanın yönetici tayfesinin yaptığı sınıflandırma zaten bunun irdelemesini, sıkıntılarını aşmaya çaba sarf ediyoruz. Mesela normalde ulumu siyaset yerine ilmi siyaset tabirini, ilmi siyaset tabirini kullanmalıydım. Normalde eğer bir disiplin inceleme konusu aldı, aldığınız şeyler ilim terkibiyle biz isimlendiriliyor bildiğiniz gibi. Ama ilmi siyaset denilince e, bunun çağrışımı nedir? Ya da tanımlaması bir vulgar kullanımı denilir. De alevere de alevere işleri. Çaktırmadan işi puntuna getirip halletme. Görünürde bir normatif çatıya kavuşturuyorsunuz ama aslında hukuksuz bir iş yapıyorsunuz. Fakat kınanmadan, kınanmadan sorgulanmadan da kendinizi yırtıyorsunuz vesaire. Gönül ilmi siyaset böylesi bir fiz e, pis tanımın konusu. Yani bunun da sınırı olsa Öyle bir dizi e, tespit ettiğim, kaydı altına almış olduğum, bir yere not etmiş olduğum terkipler var. Bir ikisinden bahsedeyim. Neden böyle bir ulumu siyasiye yahut da siyaset akademisi diye bir başlık atmak zorunda kaldım e, üst başlık olarak kümemize. Mesela idareyi maslahat diye bir kavram terkip. E, idareyi maslahat. Yani idare malum nötr bir kelime ama nötr olanı değer yüklü hale getirmek istediğinizde ona eklenen maslahat kelimesi ona bir değer yüklemesi gerekirken değersizleştirmekte. Yani idareyi maslahat bir işi halletmek demek değil. Ee, yine bir öncekinden benzer bir tasarrufta bulunma manasına geliyor. Oysa biz fıkıhta maslahatı celp, mevsedeti def diye doğru bir tanımlamayla maslahat kelimesini kullanırız. Siyasetten amaç nedir? maslahatın celbi yani salah olanın, sulh olanın, salih olanın ortaya çıkartılması, fesata götürdüğü şeylerin ise ekart edilmesi, önlenmesi, def edilmesi manasına geliyor. İkincisini biz maslahat kelimesiyle idareyi maslahatta kullana gelmişiz. E yine pis bir niteleme. Siyaseten katildiriz mesela. Siyaseten katil. Yani hukuka dayanmıyor, haklı bir gireceği de sahip değil. Hakkını aramaya kalsa e, beraat etmesi söz konusu. Ama siyasi yönetici idari makamlar e, onun ortadan kaldırılmasını da salah görmüşler. Siyaseten katil. Ve buna da şer'i mahkemeler bakamıyor. Örfü olarak e, Sultan Bon'un e, mafyasının yetkisinde olan bir alan. Adamı da öldürüyorsunuz, malını da müsadere ediyorsunuz vesaire. Ve bunu takip etmeye şansınız falan da yok. En temelde kendi ailesine saltanat, monarşi Osmanlı'da uzun yıllar biliyorsunuz yaptı. Katli evlat ve böylesi bir siyaseten katil davasıdır. Gördüğünüz gibi yine siyasetle bağlantılı bir terkibin, kavram terkibinin itibarsızlaştırıldığının örneği hikmet hükümet diye bir terkimiz var mesela. Son olarak da bunu vereyim. Böyle bir dizi var. hikmet hükümet. Yani ikisi de başlı başına müstakilen e, güzel ve değerli kavramlardır. E, terkibinden de daha değerli bir durum ortaya çıkması lazım. Yani hükümet zaten hikmete mebni iş yaparsa bir yönetim ona hükümet dersiniz. Hakeme kökünden kaynaklanmaktadır. Eşkıya yönetimiyle ayrışan tarafı nedir? Cengiz yasasıyla aslı aslı kesik kesik olanla farklılaşan şey e bu hikmet hikmete Mebni işler yapıyorsa Yerli yerinde yapıyor demektir Bunun bir acip durumluğu yoktur Tersi durumunda hikmetsiz Yapsanız öyle olur Ama hikmet hikmet dediğiniz zaman Sorgusuz sualsiz icraatlara reayanın tabi olmasını Ondan bekliyorsunuz Yani hikmetinden sual edilmez Tanrısal makamda kullandığınız bir şeyi Hikmet içinde söylüyorsunuz Vardığı bir hikmeti Hikmeti hikmet yani ...gerekelendirilemeyen... ...anlaşılamaz şekilde işler yapma... ...onunla kendini maskeleme... ...hakkını vermiş oluyorsunuz... ...bir dizi konuşulabilirlikleri var... ...evet onun için... ...ilmi siyaset diyemedik... ...ulumu siyaset, siyaset ilimleri... ...kelimesini kullandık... ...malum akademi geçen... E, ...aslında semestrede de... ...söylemem gerekirdi bu kullanımla ilgili şey... E, ...antik Yunan'da... ...lise gibi ki o Aristo'ya izaf edilen bir okuldur. E, hocası Eflatun'la, Platon'la alakalı da akademiden bahsedilir. Akademos aslında hep adamın adıdır. Akademos denen adamın bahçesini okullaştırmışlar. Akademos'un bahçesi manasında kullanılır. Oradan alem hale geldi biliyorsunuz uzun yıllar sadece Eflatuni e, akım için kullanılmıştır akademi nitelemesi. E, Rönesans yıllarında, erken Rönesans yıllarında Aristo'nun keşfedilmesi gibi Eflatuni keşfedenler de akademiyi canlandırmışlar. Daha sonra ise akademi yüksek eğitim manasında, ihtisas çalışmaları manasında Eflatun'un öğretisiyle bağlantılı olsun olmasın ondan kopan bir e, şekliye, kavuşmuş, biçimek kavuşmuş. En üstü akademi, kolej, üniversite, yüksek okul ve bunlar zaman zaman bir bir yerde kullanılabiliyor. Değişik kültür çevrelerinde yani Fransız, İngiliz, Alman ya da Amerika e, alt üst ilişkiler açısından bir nüanslamaya da gidilmiş vesaire. Biz de yok sisteminden sonra 40 sene önce e, akademilerin hepsi kapatıldı, enstitüler kapatıldı. Hepsi üniversite bağlamına alındı. Yüksek okullar üniversite belki lise arasında 4 yıllık liseler vesaire için kullanılmaya başlandı. Epey karmaşık bir şey. E, genelde bu tür e, yabancı olan kavramları kullanmadan kaçınmak Tamam ama burada bir göndermesi olduğu için parti kelimesinde olduğu gibi buraya müdahil oldu. Bilindiği üzere demokratik siyasi partiler kendi tabanını ee, sihirleyecek, hipnotize edecek e, eğitmenler yetiştiriyorlar. Buradaki tetkisatlar için kullanılıyor siyaset akademisinin telemeleri. Ona gönderme yaparak parti kelimesinde olduğu gibi kullandık. Ee, biz ise siyasetin ne idülüğünün içine girmeye çalışacağız. Fakat bu ne idülüğü de geçen derste verdiğim gibi mahiyet ve hüviyet ayrımıyla alakalı bir konuydu. Şimdi vereceğim, e, hatta göstermişim burada değil mi? Evet. İnterdisiplinler giriş. Yani neye? Siyasete. Siyasete giriş. Mahiyetten hüviyete. Bir şeyin mahiyeti ve hüyet arasındaki ayrımdan bahsetmiştik. Hüviyet sonuçta e, ulaşamayacağınız... Numen bilgisidir, mahiyet ise fenomenolojik bilgidir, arazlar bilgisidir. Ee, evet, akışımız böyle. İnterdisiplinler, temrinler diyoruz. Felsefi, sosyolojik, siyaset, bilim ve edebiyat ve tarih üzerinden yürüteceğimiz dersler. Gündüz duyurularını yaptım yine değişik e, mecralarda. Bir de e, dersin zaman zaman bu tür kesişimleri olursa hoş tevafuklar onları da kayıt altına alıyorum. Rebul ilk 10 günü içerisindeyiz. Mevlid olarak meşhur bu hafta biliyorsunuz. E, Vahdet haftası olarak da şii sünni yakınlaşma zamanında da kullanılıyor. Fakat Resulullah'ın hayatında Rebulevvel'in bu tarihi epey kesişimlerin de konusu olmuş. Doğum tarihinden, ölüm tarihine ve en önemli hayatındaki mekansal değişimin yani Mekke'de Medine'ye güçün tamamlanmış olduğu tarih, Medine'ye girdi tarihiyle de alakalı. Dolayısıyla rebul Evvel 12 aslında bu üçünün doğumu, ölümü ve tam orta noktasındaki önemli bir değişimin tarihidir. Her bir cihetiyle almak gerekir. E, bir de 30 küsür senede bir malum şemsi takvim ve kameri takvim aynı hafta içerisinde 3 aşağı 5 yukarı buluşurlar. İşte öyle bir denklik de var bu sene. Resulullah Medine'ye girmiş olduğu tarih 22-24 Eylül arası. Ee, ve bugün 3 aşağı 5 yukarı kesişti bu tarih. E, öyle olunca e, bunu da bir kaydı altına alayım, notu diyeyim bir yere dedim. Bir daha 30 sene yaşar mıyız ömrümüzde tevafuk etmeyiz. Tabii bir de kendi kişisel hayatımda olan kesişimleri vardı. Onları şöyle kaydı altına aldım. Rebul evvellerden Rebul evvel beğen diyorum. Aşı okuyacağım yazı bu. Onu paylaşırken üstlerine attığım ara başlıklar her bir mecrada başka bir şekilde almışım. Okuyup da adam olmak Adem gibi. Bugünkü dersimiz Adem ve aile konusunun içinde taşıyor, siyasi tarihin başlangıç noktası itibariyle. 22 Eylül, gece ve gündüzü eşitler takvim, mizan ayında, buşlar takviminde mizan ayına girersiniz, adalet ayına. Resulullah adalet ayının birinci günü Medine'ye girmiştir. Yükselir keremiyetin sadece takvada olma şiarı. Çünkü Adem'in oğulları Bagi, bu etnisite üzerinden şeytanla başlayan kavmiyetlilik davası vesairelerin konusunu konuşacağız. Oysa Hucurat Suresi üstünlüğün, keremiyetin takva ile alakalı olduğunu söyledi. Soyla bağlantılı olmadığını söyledi. Hucurat Suresi vesaire onlara gönderme yapıyoruz ki bunu Resulullah Medine'de esar Muhacir'in ortaya çıkmasında da örneklemiştir. Mizan ayında yükselir keremiyetin sadece takva da olma yarı. Selam olsun 22-24 Eylül 622 inkılabına. Diğer bir paylaşımın başında ise Mevlid-i Nebi Vecdet Haftası demişim bu tarihle alakalı. Evet bu Meracal Bahreyn durumu takvimlerin kesişim alanı üzerine de şu notları aldım günceme. Adem ve ailesi nazil olduğu yeryüzüne ihbut yerine nazil onunla gelen vahiy değişik terkif yaptık. Tek tek her birimizin meracel bahreynlerimiz vardır. Çoğumuz süreç der, aldı mı der geçeriz. Kimimize bir lahza dur ey yolcu diye seslenir zaman. Sese kulak verirsiniz, ne dediğini duymak istersiniz. İnsanın anlam arayışı. 20 Eylül, 11 yıllık aradan sonra, 1992-2001, ülkeme dönüşümün 22. yılı, 2001-2023. 22 yıl koca bir siyer ömrüdür. Mekke artı Medine, 610-632. 12 Regul evvelde dünyamıza teşrif eden Nur çocuğun Medine'ye vuslatı yine bir Regul evvel ayındaydı. 22-24 Eylül, 622. 33 senede bir güneş ve ay takvimlerinin meracel Bahreyn olan günlerdeyiz. Yani kesişim günlerinde. Birkaç gün sonra mevlid kandili ve takvimler gece ve gündüzü eşitleyen mizan ayının başlangıcına kilitlenmiş. Cumhuriyetin 100. yılını devirdiği bir senede 1923-2023 Tenvir Partisi Siyaset Akademisi derslerine başladık bu baharda. Anayasal metinlerin rubu evveline sondajlar kurup durduk. Biz güç sömestrisinde siyasetin mahiyeti üzerine interdisipliner dalışlar yaparken dış dünyamız 2024 anayasasının yazımıyla meşgul olacak. Turancı kardeşler, ortaklar Avrupa Birliği'ne güle güle mesajları gönderiyorlar. Etnisite temelli bir ilaf için kalpleri çarpıyor. Bugün ilk dersimiz Adem evladı olmanın mahiyeti üzerine. İnsan olabilmek için daha ne kadar süreç geçmeli üzerimizden. Elinde fener olan adamın elinden düşecek bir gün fener. Toprak kim almadı ki bağrına? Olgun bir meyve gibi emaneti aradığı ehillere bırakarak veda eyledi. Bize şeceri beni Adem'in maidesi. Resulullah'ı bu terkiflandım. Bir güzel geçti dünyamızdan. Rebule ölüm tarihi aynı zamanda. Güzeller güzeli. İyi ki doğdun mutlak insan. İnsan olmanın hakikatine şahit tuttun beni Adem'i. İsar oldukça kuşaklar bu Araf suresinde Beni Adem'in zürri, zahrından zürriyetinin alınması ona gönderdik kavramlar. İsar oldukça kuşaklar, zürriyetler, bela akdini yenileyenler, kavillerini yenileyenlerle yürüyecek tarihi. Biz bundan gafildik mazireti kalmasın, ellerinde diye ekseren nasın. Hiç tenvir ile karanlık bir olur mu? hiç bilenler ile Demos bir olur mu? Beni Adem, eş ev, eş nesil harsın başlangıcı. Disiplinler arasındaki durumun kronolojiye yansıyan boyutu tarih. Yani siyasi tarihi ya yani arka plan olarak koymuşuz. Bu akış içerisinde diğer konular gelecek tarihsel arka planda. Tabiatıyla Adem'den bahsedince, Beni Adem'den, evden, eşten, nesil ve harstan bahsediyorsunuz. Onları açacağız. 50 bin yıllık bir gün. Mearis suresindeki bu ayeti hatırladım. Melekler sizin saydıklarınızdan 50 bin yıl olan bir günde. Bu ayetler ufkumuzda birçok şimşekler çaktırıyor. Bizim günlerimizin başka takvim yıllarına, dönemeşlere karşılık olabilmesi, altı yevme için yayılması insanlı günler için 50 bin yıllık bir periyot imkanı gibi şimşeklerden bahsediyorum. Yani ne tür bir çıkarım? Meleklerin bir günü bizimse 50 bin yılımız. Demek ki zaman ve takvim sisteminde farklı e, durumlardan bahsetme var. Yani bunlar lazım olacak bize. O bakımdan not ediyoruz. Bir de bir gün elli bin demek yerine sizin saydıklarınızdan elli bin yıldaki sizin saydıklarınız ibaresini de e, fuzuli bir kalabalık olarak varsayamayacağımız için ilahi bir metinde onda da anlam arayarak demek ki insanlığın e, sayabileceği bir elli bin yıldan bahsedebiliriz belki de yani bütün bir insanlığın ömrü müdür bu elli bin yıl, beni Adem'in ömrü müdür, beşeriyetin ömrü müdür? Kur'an'a kadar olan süreç midir? Kıyamete kadar ki süreç midir? Tabiatıyla farklı şeyler ama sizin saydıklarınızdan 50 bin nitelemesi bana böyle bir çağrışımda verdi. Beni Adem'le bağlantılı 50 bin yıllık gün yani Cuma günü 50 bin yıllık bir gün mü? 6. gün. Buzullardan sonrasına, şimdi intel disimler olarak tarih dışında ilahiyatın, Kur'an metninin bize verdiği bilgiler ...ve bu disiplinler arasındaki e, okumayı yapıyoruz. Biyolojinin çeşitli disiplinlerinde çalışanlar... ...yan disiplinlerle beraber jeoloji, antropoloji ve diğerleri... ...yer üzerinde taşı bir alet gibi kullanan Habilus, Homo Habilus... ...ön ayakları yerine dik yürüyen kollara sahip olan Erectus... ...kendi varlığının farkında olan Sapiens dil melekeleri genişlemekte olan enam türleri için kullandıkları paleontoloji, eski taş devri nitelemesini, buzulların son evresi ve son evresi ve sonrası için yenileyerek hayatta kalan bir türün beşer, bugünkü insanlarla ortak genetiğe sahip olduğu bilgisini paylaşıyorlar. Ve yer kürenin çeşitli müsait ortamlarında avcı toplayıcı yaşamdan yerleşik hayata geçmeye başladıklarını erken tarım, bahçenin ortaya çıktığını ve taşı daha bir maharetle kullandıkları dilalı taş devri, neolitik, paleolitik, buzul sonrası neolitik. Sonrasında, ondan da biraz ilerleyen dönem sonrası, kilden, keramik, seramik, çanak çömlekler ürettiklerini, sonraları onları boyadıklarını tespit ediyorlar. Beşeriyetin tarihi içindeki yürüyüşü, bu tasvir ettikleri maddi unsurlar açısından eşit olmayan dilimlerle adlandırılıp yani paleontolojik dönem yani milyonlarca narca yıla kadar götürüyorlar. Ama neolitik dönem deyince zaten geride 10 yıllık bir dönem kalıyor. Altı gün gibi yaralışın hep eşit aralıklı olmayan günler bunlar, çağlar. Beşeriyetin tarihi içindeki yürüyüşü bu tasvir ettikleri yani üzerinde çalışabildikleri, aletleştirdikleri maddi unsurlar açısından yani taş devri, demir devri dediğinizde kullandığınız demir nitelikler insanın e, denetimi altına aldıkları maddi unsurlar üzerinden kazanıyor. Yani üretilen kültür değerler üzerinden değil. Eşit olmayan dilimlerle adlandırılıp incelemeye çalışıyorlar. Biz bu akıştan kopmadan Beni Adem'in tarihini beşeriyetin tarihi bu anlattığım süreç. Beni Adem'in tarihini bazen ortak kelimeler ve manevi unsurlar üzerinden interdisimler olarak okuyacağız. Arzda içlerinden ırmaklar geçen cennetler. Meracel Bahreyn, Beynel Bahreyn, Mezopotamya, Filistin, Aden Bahçesi, Cidde, Cebel-i Rahme, Batlı Mekke üç başlığımız var. İlki, Beynel Bahri'nin yani ırmaklar arası, Meracel Bahri'nin ikisinin kesiştiği Basra ırmağına, denize döküldü Şattul Arap bölgesi, Mesopotamya. Doğu Anadolu'dan fışkıran Fırat ve Dicle ırmaklarının suladığı ara alan böyle adlandırılıyor. Basra körfezine dökülmeden birleşiyorlar. Çin'de Sarı Irmak, Hint'te Indus, Mısır'da Nil ve diğerleri. Biz yakınımızdaki alemi beşer ve beni Adem'e çeviriyoruz nazarlarımızı. Yine ana alt üst başlığın ikincisi. Hepsinde şu üst başlığımız var. <laughs> Filistin Aden bahçesi. Arkeoloji Filistin'deki ilk yerleşik kültürleri anlatıyor bize. Neolitik çağın tabaşlarında. 14-15 bin sene önce. Tevrat'ta tekvinin ve Allah adamı yarattı cümleleri Kudüs havalesindeki Aden bahçesini işaretliyor. Adem'in cenneti burasıdır diyorlar. Bizim yaslandığımız gelenekte yeryüzü cenneti başlangıçlı bir anlatımı yaygın olmasa da tercih edenler vardır. Sadece coğrafya olarak nazarlar Kudüs taraflarına değil Mekke taraflarına kaydırılır. Bizim okumamız İhbut'un Yeryüzü kökenli olmayan bir cennetten gerçekleştiği yolunda Cenneti adın İsraili gelenekte böyleleştirilmiş olmalı Kur'an'daki cenneti adın nitelemesi Üçüncü alt başlığımız Cid'de Cebel-i Rahme, Batlı Mekke Söylencelerde ailenin vuslatı Adem ve Havva'nın öncesinde bir kirak hicran vardır uzun bir arayış sonucu aşık maşukuna kavuşur. Yalnız yapamayacak yüreği soy vücuda getirecek. Çiftler arkafatta buluşurlar. Erkek Hint diyarından, kadın daha kısa bir mesafe Ciddiden düşer yollara. Bu söylenince anlatımda. Hiç de mahsur olmayan, zengin çağrışımlarla yüklü bu anlatımın şuyu bulanı peki neydi biliyor muyuz? Vuku bulanını dışlamak için de özel bir çabamız olmayacak kavuşmaya da zaten hep birlikteydiler. Bundan sonrası çok önemli hikayenin bizim için. İnterdisipliner anlatımda edebiyat da kapsam alanımızda olduğu için bizde kuru bir alan karıştırma hastalığı olmayacak. Bilakis mantıkurt tayır buralardan neşet edecek. Zahir, batın, ayet, varlık diyalektiği, kesişim, dönüşüm, sıçrama noktaları dolayısıyla bu edebi e, anlatımları da e, dahil ediyoruz. İhdas, ibtayen ve inşayen. İhdas, hades, hadesten taharet, yani sonradan ortaya çıkan insandaki durum, abdesti bozan şey, ondan temizlenmede kullanırız. İhtas etmek, bir şey icat etmek, ortaya koymak. Hadis, insanın ağzından söz, daha önce sukut halindeyken çıktığı için kullanılır. Dolayısıyla hudus, yaratma manasına gelir. Sonradan, daha öncesi olmayan şeyin ortaya çıkması manasında ve İslami terbiye kendi birikimi içerisinde bunu ibdayen ve inşaen yaratma ihtisas olarak anlata gelmiştir. İbdaen anlatmada genelde Allah ol dedi olu verdi şeklinde çok daha bizim açımızdan belki uzun zamanlara yayılsa da yukarıda o bakımdan almıştık 50 bin yıl denen bir gün zamanı bizim evet. nitelememiz evet. Şey, aynı şeye evet. karşılık. Genelde inşa eden vurguda bir şeyden bir şey yaratma daha fazla ön plana çıkar. Sudan yaratılan her canlı şey çok daha genel bir materyal vurgusu. Toprakta bitirilen bitkiler misali, tek hücreden ümmeti vahid, eşi ve şeceri kevin. Türlerin kendi köklerine binayen büyümesi, yani sudan yaratmadan, iki tür manayı, hatta üç tür manayı içinde görebiliriz. Her canlının vücudunda, bünyesinde, yapı taşlarında su bulunmasından yola çıkarak, e, biyolojinin e, ilk yaşamın tek hücreler olarak suda başlamasından yürüyen bir tekamül zincirine giden anlatımlarım ya da memeliler dahil onların üstündeki birçok türde yüremenin e, su, nut ve meni biçimde vücuda gelmesi. E, onu atlayarak şu genel ilkeyi insana getirdiğimizde, şimdi inşa yaratılan insan ya da daha doğru deyimle beşer, ve iptaya yaratılan beşer, eden yaratılan beşer dediğimizde enam mı anlıyoruz? Yani Adem'in oğullarına Allah uyarıda bulunup da size gelen emanete sahip çıkmazsanız e, enam gibi olursunuz. Kel enam. Hatta onlardan daha dal demiş olduğu varlıklar seviyesine ile geliyorsunuz. Yani burada insana benzeyen ama insan altı olan, itraklarını kullanmayan, meleklerini işletmeyen varlıklara karşılık geliyor bu en'am kelimesinin Kur'an'daki kullanımı. Bir de yaratış kıssasında bildiğiniz gibi meleklerin Cenab-ı Hakk'a yeryüzünde kan dökecek, bozmuş çıkaracak varlıklar mı yaratsın sorusundaki biz bu varlıkları paleontolojik dönemde yaşayan canlılarda yeryüzünde görüyoruz. Bunlar hayvanların üstünde bir mekanizmaya, kabiliyete, yeteneğe sahipler. Ama bugünkü insanın ya da 15 bin buzullar dönemindeki insanın da daha gerisinde bir ara varlık olarak gözükmekteler. Ve kan döküyorlar, yeryüzünü fesada boğuyorlar. E, bu beşer türü, inşa yaratılan, bir başka şeyden yaratılan, enam. İbdaden yaratılan beşer Adem, nefsi vahid ve eşi kün iradesi bizim zamanlamamız Adem için toprak yumurtası gibi bir süreç ya da asanı yılana dönüşümü gibi anlık dönüşüm. Meleklerin sürece iştiraki. Üç tane ara başlık attım burada. Kün iradesinde ol der olu verirdeki anlığı durumu biz yukarıda verdiğim melekler için 50 bin yıllık süre bizimle alakalı bir yıllık süre gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bunun da kendi içinde bir sürece bizim hesabımıza bakarsanız yayılımı söz konusudur. Ama Allah ol dedi için olmuştur. İşte yerleri ve Allah altı günde yarattı dediğiniz zaman inşa ve iptal cihetiyle süreci yaydığınız gibi ol iradesinde kendi içinde bir zamanlaması vardır. Bu anlamda Adem için toprak bir yumurta gibi bir tavuğun yumurtadan çıkması gibi anne ve babasız bir ortamda Allah'ın topraktan Adem'i yine belli bir zamana yayılan süre içerisinde cennette vücuda getirmesi gibi kanun Kanuna da raci olabilir adetullaha. Bunlar hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Gaybi metinler bize bilgi açmadığı için üzerinden konuşamıyoruz. Teşbih üzerinden, Kur'an'ın göndermeler üzerinden muhayyel anlamlara temas edebiliyoruz ancak ya da Musa kıssasında görülen türden olduğu gibi anlık bir şekilde bir asanın yılana dönme hikayesi. Yine burada zaman içinde zamanlar. Dışarıdan izleyenler için görülen kız zaman ama başka bir zaman yaratılmak çok daha değişik kanunların konusu olabilir. Bunları Einstein okuyanlar, kuantum okuyanlar bilirler bilimsel olarak da nasıl cümlelendiğini, ortaya çıkartıldığını. Bütün bu muhtemel olan şeyleri ufukta tasavvur olarak bir yerlere yerleştiriyorum. Sonra başka bir şey yerleştiriyoruz. Bu yaratım sürecinde meleklerin e, durumu nedir? Yani melekler devreye e, yaratılan Adem'e secdeye davet edildiklerinde. Girmezler. Öncesinde yaratma iradesi ortaya konulduğunda tevcih ettikleri soruyla da başlar biliyorsunuz. Ve meleklerin Adem'e e, yönelik onunla bağlantılı emirlerin memurlara haline gelmesi e, Adem'in yaratılma sürecinde de geçerlidir. Başka şekilde bakarsanız. Kur'an-ı Kerim yaratma sürecinde biz kalıbını kullanarak yerde ve gökteki meleki kuvvetlerini, Allah'ın iradesini işin içine katar. Yaratmaya başladığımızda diye çoğul tabirler kullanır. Dolayısıyla çamurdan eğer aslanı yılana dönmesi gibi beşer olan Adem inşayen yaratılmayıp da iptayen yaratıldığında bir çamur tinden heykele bir ruh verilmesi gibi bir durum ortaya çıkmışsa, bu çamuru biçimlendiren melekler pekala. Yani iki elimizle yarattığımızda dediğine Cenab-ı buradaki elin Cenab-ı Hakk'la kuşkusuz çok antropomorfik bir telem olabilir, ama özenle yarattım. Benden habersiz bir dalgınlığa gerek meydana gelmedi gibi bir mecaza anlam taşısa da, onun ötesinde iki el nitelemesi, Mesela biraz sonra vereceğim İsa'nın çamurdan kuş yaratması örneğinde de karşımıza çıkacak. Bunu da ihtimal dahiline getiriyor bu tür kullanım ve anlatım biçimini e, kullanmamızın. Evet ona geçmiş oluyoruz. Adem ve İsa meseli. Burada iki mesel yapacağım. İkincisinde de var. Adem'in kızları meseli ve Adem ve İsa meseli, yaratılış meseli. Kuran, İsa'nın babasız yaratılışına itirazlar karşısında İsa'nın meseli Adem'in meseli gibidir diyerek tanımda misal yöntemiyle ki bunu Kariya suresi üzerinden yöntem bilimde geçen ders anlatmıştım misallerle Kuran'ın darbu mesellerle bir başka alemi bir başka alemle bu ederek itiraklara yaklaştırmasından İsa'nın meseli Adem'in meseli gibidir diyerek tanımda misal yöntemiyle oluşa ...akıllara kalıplayacağı örnekler sunar. Tabii her örnek tüm yönleri içinde barındırmaz. Allah Adem'i topraktan yaratmıştır der arkasında. Yani annesiz ve babasız. Tersinden örnekle Adem için toprak adeta anneye, Meryem'e benzetilmiş olur. İkinci aynı konunun altında hatırlanması gereken bölüm. Biz bir pardon biz iznile bir pardon şöyle bir iznillah olacak bir iznillah, çamurdan bir kuş canlanma ilahi nefa ruh inşayan yaratılan beşer türü dışında ibdayen ademin yaratılışında zafi süreç peki nasıldı yani bu anlatımda Allah yine İsa ve Adem arasında konuş olduğu mesele burada da eğer kastetmişse İsa çamurdan bir kuş yaptı, tinden bir kuş yaptı. Sonra ona Allah'ın izniyle, bir iznillah ruh verdi ve üstelik çok enteresan bir şekilde tanrılığından bile iddia edilmesine bahsedilmesine rağmen İsa için yaratma tabirini, halk tabirini kullanmaktan çekinmemiştir Kur'an-ı Kerim. İsa kuş yarattı çamurdan demiştir. Ama bir iznillah olunca kendisi değil Allah yaratmış olur ama yaratma fiilini İsa için kullandı. İsa Ali ile çamurdan bir kuş yaptı. Onu yarattı ama Allah yarattı. Onun eli yarattı. Attığın zaman sen atmadın, ben attım. Allah'ın eli onların eli üzerindeki tüm kullanımlar gibi. O zaman böylesi bir iptal yaratılmada adet unsurunda tinden melekler bir insan sureti biçimlendirmişlerse bu İsa örneğinde olduğu gibi bir örneğe karşılık gelir. Dolayısıyla İsa'nın eli, İsa'nın yaratması Allah'ın yaratması olduğu gibi meleklerin elleriyle yarattığı Allah'ın yaratmasına gelir ki o müthişabi anlatımı da çok daha yerli yerinde kullanmış oluruz. Meleklerin elleri, İsa'nın elleri, ellerimle yarattığım. Çamurdan kuş heykeli yapan eller örneğine benziyor. Meleklerin Adem'i biçimlendiren elleri. Ellerdeki geçişlere, müthişabihata dikkat ediniz. Adem ve İsa meseline devam ediyoruz. Adem'in kızları diye muhayyel bir e, terkip ürettim. Kurban anlatımından Maide suresindeki dolayı dikkatimiz Adem'in oğulları üzerindedir. Göremede erkek faktörünü önceler kadın rahim. Mesela baba olmadığı halde Meryem'den yaratılır Hazreti İsa. Göremede erkek faktörünü önceler kadın rahim. İsa Meryem temsilinin genişleyen yorumu için belki de Adem'in babasız çocuklar doğuran kızları tasavvur edilebilir. Meryemlerin diyelim o kızlara babasız çocuklar arasında akraba evlilikleri. Beni Adem'in zürriyeti bir akraba evliliği üzerine çoğalabilir böylece. Peki akla gelmemiş olan bir varyasyon? Ama Allah bu benzetmeyi kurdu. Yaratma olayında Adem ve İsa üzerinden onun müştemilatını gündeme getirdiğimizde. Adem eğer beşer cinsi gibi inşayen değil, ibdayen yaratılmışsa ki bu başlı başına bir mucize tabii. Aynı mucize yarattım. neden onun ilk kuşak çocuklarında da geçerli olmasın? Hemen tabii kanuna bağlanması gerektiğini varsayalım. Yani inançsız için zaten Adem bile sorundur. Hepsi bütün muzeler sorun teşkil eder. Ama inanan açısından mümkünat alanında olan bir şeydir. Ve ayette bir dönemle diğer dönem arasında bir benzetme ve gönderme yaptığında bu da pek hala akla geliyor. E, beşere bir beşer bildirecektir. Şimdi Adem Eşcan isimlerini meleklere okuduğunda nebe köküyle onlara bildirdi der. Tabi nebe kökünün faili nebidir, bildirendir, haber verendir. Adem nebiyi o bildirme eyleminde meleklere eşyansına bildirirken görmekteyiz bildiğiniz gibi. Şimdi Mekke'deki, Batlı Mekke'deki oğullarına, zürriyetlerine Adem kendi yaşadığı tecrübenin hikayesini anlattığında öğrettiğinde maddi eşyanın dışında manevi değerler bilgisiyle onları yüklediğinde nebe ve kökü bu görevi yerine getirdiği aşikar. Şimdi burada ki bir beşer olarak Adem'in zürriyetinden olan beşere bunları bildirmesi ya da ilahi değerleri varakal cenneyi nefa etmesi içlerinden olmalı. Şimdi nereye geçiyoruz? Yani Adem oğulları ile yeryüzündeki inşa yaratılan beşer arasındaki münasebete artık genişletiyoruz. İçlerinden bir olmalı biliyorsunuz elçiler Kur'an-ı Kerim'de kavimlerine gittiklerinde onların red etme etmeme gerekçelendirilmesinde bunu karşımıza çıkarttıklarını görüyoruz. Her kavme işlerinden birini onlarla aynı dili konuşan birini Allah elçi olarak görevlendirmekteydi. Onun bu adetullah ve sünnetullahiydi. Hatta o kadar onlardan biriydi ki bunu çok daha tersinden muarızları Mekke'de Resulullah için kullandılar. Sen de bizim gibi beşersin dedi. Bunun dışında Resulullah ben beşer değilim, tanrı olayım demedi. Evet ben bir beşerim ama bana vahy olunuyor dedi. Evet görüldüğü gibi beşeriyet üzerinde bir tartışma yok bir aya geldiler. Şimdi beşeriyete elçi olacak olan birini Allah beşer olarak yarattı. Beşer kalıbında yarattı ve beşere beşer bir elçi gönderdi. Vadem hem değerler manasında bir eşyanın ismiyle donatılmıştı. Amenna. Bu zaten yediğimiz olan bir bilgi. Ama buna şimdi ikinci bir bilgi varsayımını ekliyoruz. Bu anlatıma uygun olarak. Beşeriyete elçilik ödecek olan ademin o beşiretin diline Vakıf olması lazım dillerine En azından yaşadığı yakın bölge gezile taraflarında yaşayan halkların eşyaya vermiş olduğu isimler e, dil bilimleri dersinde de o e, nüansa dikkat çekmiştik eşyanın bütün isimlerini öğretti ademe vardır yani oradaki e, bütün isimler, Görüldük. Şimdi şimdiki gibi düşünmeyin dilleri yani bir milyon kelimeden oluşan İngilizceden bahsetmiyorsunuz o dönemin dilleri dediğinizde bin tane 1500 tane kelime oluşan alamadığını bahsediyorsunuz. Dolayısıyla Adem'in birkaç beşer topluluğun diline de vakıf olması bununla da donanımlı olarak dünyaya gelmiş olması varsayılabilir. Tabii bunun ötesinde biz değerler anlamında isimlerin öğretilmesinden bahsediyoruz. Aslı anlam bunu bir kenara bırakalım ama içlerinden bir olması gerekiyordu. Mesela melekler sana vahiy getirdiğine göre melekleri görelim. Hadi melekler getirsin bize ellerinde kitapla vesaire dediklerinde Kur'an-ı Kerim. Yeryüzünde yaşayanlar melekler olsaydı biz onlara meleklerden elçiler gönderirdik. Veyahut da onlara melekleri göndersek yine beşer kılında gönderirdik deyi vermektedir. Dolayısıyla bu beşere beşer elçinin gelmesi, nitekim melekler beşer olan peygamberlere elçi olarak geldiklerini Lut'un kavmi helak etmek geldik nere oldu? Beşer kılına girerek geldiler ama etten kemikten beşer olmadıkları için İbrahim'in sunduğu yemeği yemediler biliyorsunuz. Görüntü, beşer görüntüsü veriyorlardı ama bu bir görüntüden ibaret ama beşer görünümleri var. E, boşer görünümleri biz Zülkarneyn kıssasını Zülkarneyn içinde gündeme getiriyoruz. Hızır diye adlandırılan Musa'nın yolculuğundaki öğretmen Melek de bir beşer kılığında. Bütün bunları ilgili yerde konuştuk. Ama bu kez gerçekten bir beşer Adem özel bir yaratımla devreye girdi. Yani İsa için neler söylediler biliyorsunuz tarihte e, abartanlar e, Tanrı oğlu makamına çıkarttılar ama genel dışta kalanlar açısından e, olamaz başka türlü babası dünyaya gelemez yaratmanın tek bir ilkesinden bahsettiğiniz yer şimdi olayların tevilini yapan zamanla Allah insanlara bunların da e, neli hakkında fikirler tanıklık ettiriyor bildiğiniz gibi yani şu anda yeryüzünde 40 seneden fazla bir zamandır tüp bebek halinde doğan çocuklar var. Yani anne rahmine doğal bir ilişkiyle düşmemiş. Belli bir süre bir e, laboratuvar camının içerisinde e, büyümüş, sonra oraya intikal etmiş olan türler. Daha sonra klonlama evrelerine geçildi. Sonra yapay organ üretimleri gibi unsurlar deniyorsunuz. Yani bildiğiniz dışında genelde herkesin olduğunun dışında olan insanlar da yeryüzünde var ola geliyorlar. Veya üretme sürecinde bir ev yaparken nasıl yaparsınız? Temelini atarsınız, duvarlarını örersiniz. Bildiğiniz inşa en yaratma türü var. Ama şimdi yazıcılar üzerinde ne yapıyorsunuz? dokuma tarzında üretim yapıyorsunuz. Halıyı dokur gibi. Bütün unsurları teker teker dokuyorsunuz parça parça ve bir yapay zekanın ürettiği alet çıkıyor karşınıza. Bir de onun dışında normal üretilen bir şey. Ama daha önce insanlar dokuma tarzı üretilen bir şeye tanık değillerdi. Teker teker üretilen, yani farklı üretilen alet türleri ortaya çıkıyor. Şimdi Adem burada bir yapay zeka gibi türetilmiş yönetilmiş yani bambaşka bir yöneme tarzıyla ortaya çıkan bir insan türü. Yani daha önce daha e, farklı deneyimlerin tanığı olmadığı için insanın reddettiği bilgiler bugün e, en azından olabilirlik cihetiyle bakla, yaklaşmaları gereken şeylerdir bunlar. Yok bahsettiği halse 10 bin sene önce olur mu? 10 bin sene önce senin bilgi seviyen Bunlarla ilgili şeylere vakıf değildi. 10 bin sene önce de eşyada şu gün kullanmış olduğumuz özellikler vardı. Yani şimdiki elektrik vardı bunların hepsi olabilirdi ama insanın bilgisayar düzeyi böyle olmadığı için yani eşyanın kendisi değişmedi. Senin bilgi kullanma inisiyatifinde bir değişiklik ortaya çıktı vesaire. Dolayısıyla beşere bir beşer bildirecektir. E aynı dili konuşmalıydı. Adem bu donanımlarla bezenerek yüksek cennetlerde yitildi. Şimdi cennet adın yerine başka bir kelimeye kaydık. Cennetül ala yüksek cennetler. Yeryüzündeki e, yerleşim yerler için de Kur'an-ı Kerim biliyorsun cennet kelimesini kullanıyor. Kalem suresinde geçtiği gibi. Dolayısıyla Adem yüksek cennetlerden dünyadaki cennetlere indirildi. Yani indirildiği yerler yaşam alanları bir anlamda cennet değil mi? Ama biraz sonra Mekke'nin özel durumuna değinerek de nasıl bir kıt cennet olduğundan bahsedeceğiz. Dolayısıyla yüksek cennetlerde eğitildi den iyi. Aşağı cennete, dünya cennetine, açlık ve korku diyarına gönderildi. Bu geleceği yerde böyle anlatılmıştı. Korunaklı bir ada gibi Batlı Mekke'de, hatta Bekke diyelim Kur'an'daki tabiriyle, bir süre bunları nazarlardan saklamış olmadı. Yani genelde yalıtılmış alanlar ada olarak tasavvur edilir. Ütopyalarda da hep adalar vardır bildiğiniz gibi. Adem bir adada e, bu korumayı sağlamadı. Kendini güç yazacak, çoğalacak insanlara çıkmadan önceki bir süreç ama insanların pek iltifat etmedikleri bir yeri Allah seçti. Ekim bitmez bir vadi olarak e bundan 4000 sene önce Hazreti İbrahim için örneklenen beldenin bölgenin bir 7-8 bin sene öncesine gitmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla insanların kervanların geçmediği bir yerde bu nesilin e, e, üreyip çoğalacakları bir köy haline gelecekleri bir süreç yaşanmış olmalı. Bu alanda bir korunaklı alan. Ama koruduğu gibi aynı zamanda burası bir tam tarım bölgesi değil açlık ve e, korku alanı. Tabii hayvanlar cihetine ilgili vesaire bir durumdan bahsediyorsunuz. Ta ki aralarındaki ümmeti vahitlik durumu çözülerek. Şimdi buraya yaptığımız müdahaleye bakınız. Ümmeti vahid. İnsanlar başlangıçta tek bir ümmetti. Sonra alanındaki bahin nedeniyle e, biliyorsunuz parçalandılar der. Maide suresinin evet Maide suresinde başa vahidin dileseydik sizi biz tek bir ümmet yapardık korkuları var. Hucurat suresinde sonra sizi e, kabilelere, şubelere ayırdık. Dilleriniz, renklerinizi farklılaştırdık. Anlatımlarına tanıklık ediyoruz. Şimdi bunu yine inşa eden yaratılan beşer türü beni Adem üzerinden nasıl anlamalı? Birinci olarak ümmeti vahitlik durumu e, beşeriyet için söz konusu olmadı. Onunla alakalı yeryüzünü gezip dolaşıp da Bulgular üzerinden bir varsayımlar ve açıklamalar geliştiren, disiplinlerin verdiği, taşıdığı bilgi farklı farklı yerlerde ortaya çıkan veya aradaki mesafenin uzaklığından mütevellit farklı diller şeklinde tezahür eden, coğrafyadan renk alan karakterler, topluluklar var. Bütün bu süreçte Allah'ın farklılaştırması, dileseydik böyle yapmazdık hepsi dünyanın bir yerinde çoğalırlardı diyor Maide suresinde. Öyle tecelli etmemiş. Ama bu tarafta Beni Adem'e geldiğimizde işte Adem'in iki oğlunun kıssasını onlara anlat dediği yerde kopuyor burada fırtına. O ana kadar ümmeti vahid olan, tek ümmet olan Adem ve çocukları ayrışmaya bu durum ayrışmaya başlıyor. Çünkü biri evden kopuyor. Böylelikle bahi nedeniyle Adem'in, beni Adem'in türünde de beşeriyeti vahdete çağıracak, birliğe çağıracak olan ailenin, köyün merkezinde de ikilik ortaya çıkıyor. Şimdi bundan sonra enteresan olan durum başlayacak. Artık etnik köken, biyolojik köken üzerinden değil, değerler üzerinden gruplamaya gitmeye başlayacağız. Sırf Adem'in soyundan olmuşluk e, bu fazileti kullanamadıklarında Allah'ın onlara gazaplanmasını engellemeyecek İsrailoğulları örneğinde gördüğümüz gibi Beni İsrail, Beni Adem çünkü üstünlük keremiye takva ile ilgilidir takvaya kulak vermeyen evlat ehli beytten düşmüştür şimdi bütün o kavramların izini burada sürebilirsiniz Ümmül Kur'a'ya ilafa gidecek süreçte Haram ada. Haram bölge, Mescid-i Haram. İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf gibi Beni Adem'in ümmeti vahiden yetişmesi. Yani bu korunaklı dönemde katil evladın evden kopmasını önceleyen süreçte kendi aralarında çoğalan bir nesili düşünürseniz eğer nasıl İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf gibi dört nesil peygamber örneğini biz burada görüyoruz. Sürdülen bir vasat. Muhtemel olarak bunu da varsayabilirsiniz. Adem'in vefatıyla beraber e, tamamen e, kendi aralarında kalan o hatıranın sürdürüleri olma yerine oğlu Şit gibi diğerleri gibi peş peşe gelen sıklıkta peygamberler olması kuvvetle muhtemel. Bu süreçte ümmeti vahidin yetişmesi ile ilgili süreç. Dolayısıyla Adem'in iki oğlu hikayesindeki aileden kopmanın tanığı baba Adem bizzat olmayabilir de. Adem'in iki oğlu bizzat Adem'in birinci kuşaktan oğlu olması da gerekmez. Tersini söz konusu etmememizle birlikte. Fakat aşikar olarak gözüküyor ki ister Adem'in birinci kuşaktan evladı olsun, ister daha sonraki kuşaklardan. Bunlar yabancılarla karşılaşmamışlar henüz. Çünkü niye anlıyoruz? katil evlat kardeşini gömmeyi e, bir kargadan öğreniyor. Yani e, biz yine Neolitik dönem sırasında birçok topluluklarda gömmenin farkına varıldığını ve evlerinin e, diplerine ölülerini gömdüklerini biliyoruz. Dolayısıyla bu karma ortamında gömme olayı vesaire o anlamda da düşünülebilir. Ama birinci kuşaktan evladı olması daha kuvvetli muhtemel çünkü neden? Ee, kendi ölülerini gömmüş olsalar, Kabil bunu kargıdan öğrenmez, zaten daha önce kardeşlerinden ölenleri gömdükleri için bu da aynı şekilde davranır diyebilirsiniz. Nasıl beni Adem'iz biz, Adem'in evlatları çok sonra kuşaklarda olduğu gibi bunu iki indirdiğiniz zaman da iki ayrı fırka, iki ayrı tabiatın sergili çocuklar olduğu için yine birinci elden olması. Yani gördüğünüz gibi hepsi kuvvetli, şeyli, muhtemel olan anlamlar dizgesidir. Burası fazla önemli değil ama ümmeti vahid aşamasıdır bu. Onu e, anlıyoruz. Gök ekininin nuzulu maide. Men, selva, gök suyu, rahmet, Hacer'den topraktan fışkıran zemzem, Meryem'in Hacer'in ayakları altında cennet. Şimdi bir dizi sonraki dönem Mekke tarihi haselerin yardımıyla erken döneme sondajlar yapmak demektir bu. Ekim bitmez bir vadiye İbrahim'in oğlu İsmail'i ve annesi Hacer'i yerleştirmesi gibi buranın korunaklı adı olmasını sağlayan pek rağbet edilen bir bölge olmamasından kaynaklanıyor. Indus Vadisi değil burası, Nil Vadisi değil, Mezopotamya değil, Fırat Dicle kenarında değil ya da deniz kenarında değil, göl kenarında değil gördüğünüz gibi. Şimdi o zaman tarım toplumuna, yerleşik hayata insanların yani beşeriyetin geçtiği bu aşamada inşa eden, yaratılan bu türe Allah ibdahyen yaratmış olduğu Adem ve soyu için nasıl bir tarım öngördü? Ekinsiz bir bölge. Yani ekin tabi yapılıyor. Bir şey bitmiyor. O, o değil burası arası. Başka yerle mukayese çorak bir bölgeden bahsediyorsunuz. Ama asıl burayı değerli kılan ne olacaktır? Adem ve evladıyla yeryüzüne gelmekte olan şey gök sofrasıdır. Gök tarımıdır. Maidedir. Yani Adem'le onun taşıdığı manevi unsurlar üzerinden yeryüzü yeni bir evreye girmekte. Beşeriyet tarihi yeni bir evreye girecek. Onun sentezi başlıyor. İşte paleolitik dönem, neolitik dönem, kalkolitik dönem, demir çağı, bakır çağı, tun çağı vesaire diye izlediğiniz mansli unsurlar. Sonra tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu diye ilerlediğiniz bütün maddi süreçteki isimlendirmenin konusu olan unsurların yerine şimdi buradaki paralel tarih manevi, mana unsurlar üzerinden bir tarih yazımını inşa edecek. Ve Adem'le beraber asıl gök ekini nuzulu May'de başladı. E, buradaki insanlar e, men ve selva gökten inen su ya da Hacer için topraktan fışkıran zenzem gibi ki aynı bölgede Meryem için de aynı şekilde ayağının altından su çıkması vardı. Musa çölde asasını taşa vurdu oradan su fışkırmıştı. Bütün bu başlangıçlar hakkında Adem'in Mekke'sindeki bir başlangıç için kuvvetle muhtemel. Ben ve Selva gibi de olsa, az bir şey de olsa, Hacer için de olsa aslında e, açlık çekeceğiniz ve korku dolu olan bir yere iniyorsunuz demiştim. Dünyanın cennet olan bölgeye nazaran Adem bir çölde e, yaşadı. Başlangıç bu pişmeyle, tecelli etti. Ama onları üstün kılacak olan, keremiyet özelliğini taşıyacak olan unsur taşıdıkları gök ekiniydi, maideydi. Bunun gibi biraz sonra göreceğiz diğer kavramların hepsinin manevi unsurları burada karşımıza çıkacak. Yani sudan, topraktan, havadan, ateşten oluşan maddi unsurlara üflenen ruh, Adem, tinden yaratılan kuş, insan onu öfleren ruh gibi Adem ve beni Adem insanlığa ruhu getirdiler. Gök ek ek evinden Beyt Mamur, Beytül Atike. Böyle bir yer değil Mekke. Başka yerlerde tarih içinde ortaya çıkacak olduğu gibi. Tabi yerleşik hayata geçmek demek Neolitik dönemde insanların düz ovalarda yaşaması demektir. Sahillerde yaşaması demektir. Buralar ise mağaraların bulunduğu yerler değil. Göçer dönemde yaşayan beşeriyet açısından buldukları mağaralarda sığınma imkanlarını karşılamışlar. Şimdi mağaralarını kendileri yapmak zorundalar. Yani tarım toplumu ve beraber ne ortaya çıktı? Bir de ev ortaya çıktı. Barınak ortaya çıktı. İlk barınaklar ortaya çıktı. İlk barınaklara Paletik dönemde rastlanmıyor. Neolitik dönemde rastlanıyor. Yani en fazla bundan 18000 bin, bin yıl öncesine götürüyorsunuz. Daha da yoğun şekilde işte Göbeklipe çağı 14.000 sene öncesine taşınmış oluyor. Ev ortaya çıkıyor, beyt ortaya çıkıyor. E, Kur'an-ı Kerim'de kullanılan beyt kelimesi, Türkçe'de mesela ev kelimesi bir e, nesne adıdır. Evlenmek tabirini fiil olarak ondan türetiriz. Arapçadaki beyt kelimesi tersi nedir yani o beyete kökü bir fiil köküdür. Oradan nesneyi ev kelimesini, beyt kelimesini üretiyorsunuz. Yebitu şeklinde Kur'an-ı Kerim'de geçer. Gecelemek demektir. E, beyt de içinden gecelediğiniz yer manasına gelmiş oluyor. Yani böyle bir anlamı taşımakta. Dolayısıyla mağaradan eve geçmek, geceden gündüze çıkmak gibi mitelik taşıyor. Şimdi Adem'in yaptığı eve gelirsek işte burası Beyt-i Atik Kur'an-ı Kerim'de. Yani Beytullah demiş olduğumuz yer insanların e, ilk evi diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi Neolitik çağda Filistin bölgesinde ve diğer muadil olan yerlerde insanlar eve zaten geçmişlerdi. Buradaki anlatımı sıradan bir barınak ev manası dışında bu değerleri içinde taşıyan bir evin inşası manasında okumamız gerekiyor. İlk ev dediğimizde içinde geceleyen bir ailenin olduğu, ev kavramının oluşturduğu yuvanın e, başladığı yer. Adem'in evi, Allah'ın evi, beyt-i atik, mabet bu manayı taşıyor. Dolayısıyla dersin başında beni Adem'in alt başında kullandığımız ev, Adem eş ev. Kavramlarını burada buluyoruz ve tarım dönemi öncesinde göçer dönemde e, arkeolojik bulgular e, insanların e, yani enam ve beşer toplulukların aile kurumunu icat etmediklerini sürüler halinde yaşadıklarını yani komünel bir hayat yaşadıklarını söyler. E, Marx'ın arkadaşı Engels'in Aile'nin ve Özel Mülkiyetin Tarihi adlı eseri. Bu materyalist anlatımın e, şaha çıkmış olduğu unsurdur ve diğerleridir. E, ailede kadınlarla, kızlarla serbest, ilişkin doğan çocukların babaları... E, ...o obanın e, çocuğu sayılıyor. Dolayısıyla belli bir oba ziyafet edilmediğinden e, topluma doğru çocuk. Dolayısıyla... Ee, bilebilirse ancak annesi bilebilir kız bilebilir o da bilemeyebilir böyle bir karışık durum var Bu ev hayatına geçtiğiniz zaman daha mağaralar gibi değil küçük alanlarda e, barınmaya başladığınız için Doğal olarak ev kavramı doğmaya başlıyor dar bir alanda ilişkiler doğduğu için ama tabiatıyla bu hukuk kazanmamış. Evlilik mahiyeti, sözleşme gibi unsurlarla zenginleşmemiş. Bahrimiyet unsurları gelişmemiş. İşte bu ev, Beyt-i Atik bunları getirdi yeryüzüne. Adem yeryüzüne eşle beraber yendi. Havva ile beraber yendi. Çocuklar bu evde büyütüldü. Çocuklar bir obaya doğmadı. Tek başına bir ev vardı orada başlangıçta. Evin etrafında şekillendi. Çocuklar doğdu, diğerler oldu, evler yapıldı ve Burada köy böyle ortaya çıktı. O anlamda Ümmül Kura oldu Kur'an Mekke. Bu evin ilk tecelli etmiş olduğu yer oldu. Beyt Atik oldu. Dolayısıyla ev denilen, mahremiyet denilen bir hukukun doğmasını görüyorsunuz. Kültür hayatının başlamasından bahsediyorsunuz. Çok daha uzun süreçlere yayılan şekilde düşe kalka beşeretin öğrenmekte olduğu sürecin inşası burada gerçekleşti. Tabi o inşa da içlerinde duydukları takva ya da eşka ilhamına göre vahiyle muhatap olmadıkları için şekillenecek olan insanlar beşeriyet değerli şeyler de üretebiliyorlar tersine kan döken yeryüzünü ifsad eden şeyler de olabiliyorlar. İçlerine bir beşer olarak Adem'in çocukları girdiğinde taşıdıkları fazilet bilgisiyle onlara ilahi nefayı uygulayacak muttaki olanlar bu hudene kulak vererek onlara dahil olacaklar. Böylece ortaya ne çıkacak? Adem'in manevi evlatları ortaya çıkacak. Yani beşeriyet insan haline gelecek. İnsan olana kadar da üzerinden uzun bir süreç geçecek. Tersine maddi anlamda, biyoloji anlamda Adem'in oğlu olan katil evlat ise Adem'in evladından sayılmayacak. Şimdi maddi unsuru ne kadar öncelediği değer üzerinden kümeleşmeler ortaya çıkıyor. Kültür çıkıyor. Üst bir kavrama ulaşıyorsunuz. Nuh kıssasında biz Salih evladının ailesinin kurtulması için dua eden babanın evladı boğulmakta olurken Rabbim dua etmiştim. Sen de kabul ettiğini zannetmiştim dediğinde ama senin oğlun değil. O gayri salih işlidir dedi. Dolayısıyla annesinin, karısının gayrimeşi çocuğu olduğunu söylemedi orada. O Nuh'un beytinden sayılmadı. İbrahim zürriyetinden e, imamlar talep ettiğinde zalim olanlar ahdime ermeyecek dediğinde vahiy İbrahim'in zalim evlatlarını İbrahim'den boşalttığı onun çocukları saymadı. Tersinden örnekleme ise İsra suresinde şeytan, iblis Adem'in çocuklarına tasallut ederek, musallat olarak onlardan ee, ordular edinecektir, cunut devşirecektir. Aynen bugün de kullandığımız askerlik kavramını kullanıyor, Celbedecektir. edecektir Ve bunlar da Hazreti İsa'nın dilinde engerekler soyu, yani yılanın soyu, şeytanın soyu olarak adlandırılacak. Şeytanın yaptığını, iblisin yaptığını seçenler, iblisin soyundan, hizbinden sayılmaktadırlar. Şeytanın soyundan, ters olursa bu tarafa. Şimdi ne oldu? En başlangıç terbiyesine. Şeytanla Adem arasında geçen etniste temelli üstünlük meselesi, Adem'in evlatlarında ortaya çıkan ikilik, beşeriyetten Adem'e iltihak edenler katlananlarla beraber değer üzerinden dönüştü, farklılaştı. Işte. Yıllar sonra Adem'in son evladı Şeceri Kevin, Muhammed Aleyhisselam, Ensar denen, Muhacir denen topluluklar vücuda getirdi. Eysa Hacer'i bir araya getirdi, Muhacir'i bir araya getirdi ve bambaşka değer üzerinden bir müminler grubu vücuda getirdi. Bunlar görüldüğü gibi bu taraftaki değer tarihinin kavramları. Hars ve nesil başlığını atabiliriz. Yeryüzüne nasıl olan bir aile burada ete kemiğe bürenmiş vahiy Adem. Varakal cennet mirasını taşıdı. Dolayısıyla Adem kendi özelinde insanı, nefsi temsil eder. Nefsi vahid ondan eşi vücuda getirildi. Şimdi burada üç kategorimiz var siyaset dersine giriş yapıyoruz. İnsanın kendi nefsini, kişiliğini yönetmesi. Tedbiri muvahhid, nefs. İkincisi tedbiri menzil, evin yönetimi, ailenin yönetimi, köyün, akrabanın yönetimi. Üçüncüsü en büyük geniş halka Medine'nin, şehrin yönetimi. Biz Adem ile Nuh arasındaki dönemi aile dönemi olarak Okuyoruz. Kur'an-ı Kerim, Adem ve Nuh arasında bize bir kısa anlatmadı. Karşımıza peygamber çıkmadı. Nuh karşımıza çıktığında ise, ki gelecek dersimizin konusu oluyor bu, şehre geçmiş oluyoruz. Ve siyaset doğuyor. Siyaset kelimesi, politika kelimesi Yunan'da polisten doğar. Şehre ayrılan demektir. İnsan siyasi bir varlıktır der Aristo yani şehir içinde yaşayan bir varlıktır. Şehir dışında insandan değil yabandan, barbardan bahsedersiniz. Oradaki şehir vurgusu, politik, siyasi varlık vurgusu şehirliğe yapılan vurguyla alakalı bir şeydir. Bu önemli bir dönemeç. Kur'an-ı Kerim Nuh'tan önce Baden Nuh ve Baden pardon, Kaplen Nuh ve Baden Nuh diye Nuh'la alakalı bir kırılmayı bahsettiğini görüyoruz. Tabi ilgili derste konuşacağız bu Tevrat'taki gibi evrensel bir tufan için kastetmiyoruz ama Nuh dediğimiz dönem nasıl bir dönemdir? Ey kavmim diye şehirde seslenen bir elçi var. Şehir topluluk ona karşı geliyor. Kalabalık bir nüfus var. Putlar var. İsimleri sayılıyor. Bir mücadele var. Gemi gibi bir teknoloji var. İnsanlar su üzerinde yürüyebilir hale gelmişler. Bu bambaşka bir dönem. Ve bu dönem için bir 7 bin, 8 bin, senenin geçmesi lazım. Ve Sümer'le tarih başlar dediklerinde arkeoloji bize 3200 sene önceki milattan bugünden 5000 sene önceki dönemde itibaren uygarlıklar tarihinden bahsediyor. Şehir tarihinden bahsediyor ve sosyal bilimler 5000 yıl öncesinde medeniyetin olmadığını söylüyorlar. Köy hayatının, kasaba hayatının olduğunu, geniş iş olmadığını o süreçte zaten bunlar bahsettiğimiz işte Taş, Demir, Tunç gibi isimlerle dönemlerin adı haline gelebilmişler. Ama Medine yok. Dolayısıyla o Medinelerin zaman içinde alacakları şekilde medeniyetler de ortaya çıkmıyor. Demek ki Nuh dediğimiz zaman siyasetin asıl doğmuş olduğu alana evrileceğiz ve bugünümüze daha yaklaşacağız. Tarım kentinin tarım şehirleri karşımıza çıkacak. Tarım toplumu dönemine geleceğiz. Adem ise bu Nuh öncesi dönem. Ayrıca mesela biz Şura suresinde Nuh aleyhisselamdan itibaren sayılan beş ullazim peygamber okuruz. Nuh'u anar, dört isim sayar ve sen der peygamberimize. Beş isim, ullazim isimler. Neden bu adlandırma Adem'le başlamaz? Yani Adem'i Hristiyanlığın ya da Yahudiliğin öngördüğü gibi kayıp bir olarak gördüğünden değil Kur'an-ı Kerim. Onlar e, öyle gördükleri için Adem değersizleştirilir. Ama Adem Nuh'la başlayan şehir içindeki bir mücadelenin, medeniyetin kavimlerine, putperestliğe mücadele veren bir tarihin peygamberi değil. ve Toplum arkeolojide e, Sümer dönemine kadar ki Nuh, Sümer tarihinin bir peygamberi. Tufan da orada gerçekleşti. Dolayısıyla e, bu aşama Adem siyasetin aile biçimdeki tedvir dönemidir. Medine şeklinde üç büyük süreç içinde maddi ve manevi hayat akacak. Beşeriyetin vahiy dışı insanlığın oluşturduğu kültürel yapı ile Beni Adem kuşaklarının onlara taşıdığı Risalet bilgisinin buluşması, harmanlanması, karşıtlığı, diyalektiği vesaire. E, kan dökecek birini ve e, Fesat çıkacak, birim yaratacaksın. Bu aile hayatı, köy, kasaba, bunlar içinde geçerli olan bir vurguydı. Adem neyi düzeltti burada? Harsı ve nesli düzeltti. Bu da başka yerde Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Krallar yöneticiler ikini ve nesli harap ederler. İşte fesadın bir türü ikisi. E neolitik dönemde ne başlamıştı? Yerleşik hayat başlamıştı. Yani hars başlamıştı. Ve yine Neolitik dönemde mağaradan ev hayatına geçildiği için yavaş yavaş aile ortaya çıkmaya başlamıştı. Ama e, Adem evlatlarında beşeriyetin ortaya çıkarttığı yapı e, çoğunlukla yine ekseren olan taifesi açısından e, iyi olmayan bir harstı ve doğru olmayan bir nesildi. Adem ise bunun doğru olanını örneklemiş oldular. Mesela Kalem suresindeki bahçe asabı kıssasını tabi mesel bildiğiniz gibi bu. Dolayısıyla en başa da götürebiliriz. Adem'in indiği Neolitik çağ dönemindeki beşeriyet tarım toplumuna yaşamakta. Yani cennetleri var. Cennetlerde yaşıyor. içlerinden cennetler geçen yerlerde yaşıyorlar. Ama e aynı zamanda ne ortaya çıktı? Ne döneminde dönemde işte ailenin ve özel mülkiyetin tarihinde anlatıldığı gibi hatta tarihin özel mülkiyette ortaya çıktı. Avcılık döneminde ortak olarak avlanıyordunuz doğadaki malın sahibi yoktu. Ama şimdi mağaranın sahibi olmadığı gibi evin sahibi vardı. Evin etrafında bir bahçenin sahibi de vardı. Ve bahçesini ekip biçmekte, üretmekteydi. O katkısını başkasıyla paylaşmak istememekteydi. Burası benim demekteydim herkes bir yer parselemekteydi ve özel mülkiyet ortaya çıkmaktaydı. Ve bu özel mülkiyet Hars'ın paylaşımında adaletsizlikler ortaya çıkartıyordu. Adem'in taşımış olduğu, bilgilenmiş olduğu, değer yüklü getirmiş olduğu mirasta ne vardı? Cennetteki bütün ağaçları yiyemezsin. Şunlar yasak ağaçlar, onlara dokunamazsın. Çünkü onlar senin ağaçların değil. Şimdi bunun yeryüzündeki üretilen tarzı bu oldu. Ne ni anlatacak Adem'in getirdiği miras. Yeryüzünde zayıf insanlar var. Hasta insanlar var. Mağdur insanlar var. İyi yerleri kapamamış topraksız insanlar var. Yaşlanan insanlar var. Dolayısıyla üretimin bir kısmı bu insanların barındırılması, ihtiyaçların karşılanması için kullanılmalı. Maun. Hepsi benim dersen Bahçeme yabancı yarışmasın, karışmasın dersen yememen gereken ağacı yemiş olursun. Adem'in Mekke'deki harsı bu değeri taşıdığı Mekke dışına ve ötelerine. Harsı öteki anlatım tarzı ne yaptı? Harap etti maddi medeniyet. Ama Mekke medeniyetinin hars bakışı bu. Tabiatıyla aile içinde doğduğu için çocuk, onu doğuran anne hamilelik sürecinde çocuğun sağlıklı doğması için, onun sıhhati için erkek gibi çalışmak zorunda olmaması lazım iş bölümünün ortaya çıkması lazım. Doğduktan sonra çocuk aileye doğmuyor. Kadın onu emzirsin diye biyolojisi ona süt vermiş. Hayvanlar gibi doğduktan 6 saat sonra ayağa kalkmıyor. Bir sene sonra yürüme öğreniyor. Dişi o kadar geç çıkıyor. Türü bu. 10 bin senece de öyle bu. Dolayısıyla özel bakım iş bölümüne gerektiriyor. Kadınlık denen bir şey var. Erkeklik denen bir şey var. İkisi bir, Birbirini tamamlıyor. Alak suresinde Allah insanı yarattı derken halakal insan, ala suresinde müzekker ve müennesi yarattı der. Erkeği ve dişi yarattı der. Dolayısıyla erkeklik ve dişilik denen bir şeyin kendisi var. Bunlar arasında ne eşitleme ya da birinin diğer üzerine hakimiyetinden başka türlü e, rahplik manasında söz konusu etmiyorsunuz. Dolayısıyla Mekke, Adem'in e, siyasetinde kendisinin ve ailesinin, köyünün, kasabasının, akrabalarının Dengeli, adil bir yaşama tarzının örneklenmesi de var. Harsın menesin koruma buyruğu. Nuh öncesi dönem siyasetinden bahsediyoruz. Nisa 1'de sizi yani ya eyhennaz, nefsi vahitten yarattı, ondan da eşini denir. Hucurat suresinde Allah kabilelere, dillere, renklere bu alandaki farklılaşmamızın taarruf için olduğunu söyler. Yani beşeriyetin farklı yerlerde inşa eden, yaratılmış olmasından mütevellit ortaya çıkan kabileler, farklı dilleri Allah ne yapıyor? Aşın diyor. Bir araya gelin, tanışın diyor. Tearuf, yani biriniz diğerini katlederek egemenin altına almasın diyor. Bilakis ortaya farklı farklı çeşitlilik ortaya Renkler ortaya çıkardı. Bitkilerin farklı renklerde olmasını Allah bir nimet olarak anar. Bir güzellik olarak anar. Bu aynı şey insan için de geçerli olarak ortaya çıkıyor. Tearuf. E Adem Havva ile Araf'ta buluştu. İlk ailenin oluşumda yine benzer şekilde tearuf. Bunu sonra bütün yerlere taşıyacak. Mekke bu anlamda bir de çağrının merkezi, kuşçunun bulunduğu yer olacak. Araf suresinde mesela enteresan bir şekilde anlatır. Allah sizi yarattı der. Halakakum. Size biçim verdi der. Sonra meleklere secdeye çağrılır. Şimdi Allah Adem yarattı burada bizi yarattır, sizi yarattı der. Sonra tasvir boyutu var. Sonra melekler secde erer. Burada siz ifadesi. Tabi bunlar hep uzun uzun konuşulur ama dersiz ders çok ilerledi. Adem'in iki oğlunun ilk kuşak olma zorunluluğu olmasa da diğer insanlarla karşılaşma öncesinde bu sınavın olduğu anlaşılıyor. Biri avlanan oğuldur. Çünkü sundukları kurbanı Kur'an-ı Kerim söylüyor. Diğeri tarım, bitki üreten oğul arza fesat, kan dökme, şeytanın tasallutu, Adem'in evlatlarından celbetmesi, şeytanın taraftarları Hizbut, şeytanın ortaya çıkması. Adem tarafında kalanlarsa Hizbullah'ı temsil ederler. Dolayısıyla Adem'le beraber siyasi, sosyolojik anlamda iki parti ortaya çıkar. Şeytanın partisi ve Allah'ın partisi. Ve Allah'ın partisi, şeytanın partisini tenvir etme zulümatı nurla yer değiştirmek ödeviyle ödevlidirler. Adem'in ehli olma yitiriş durumu ne odur? Giden çocuk Mekke'den gitmiştir, Beytül Atik'ten gitmiştir, baba evinden gitmiştir, Allah'ın evinden gitmiştir. Yani evsizdir, sokakta kalmıştır, kimsesiz kalmıştır, artık barınacağı yer beşeriyet içerisinde çoğalacaktır. Onlarla ilk teması kuvvetle muhtemel Adem'in e, kaybeden oğulları kurdular. O da onlardan oldu. Nuh'un gayri salih işle oğlu, onun beytinden değil, İbrahim'in zürriyetinden doğacak zalimler vardır. Yakub'un kardeşlerini katle kalkan oğulları vardır. Kan dökmeyin, öldürmeyin, abil kabil görüldüğü gibi. Karga ve defin sembolizmi. Allah'ın karga ile öğretmeye devamı, insana bilmediğini öğretmesinde. Beşerlerde Neolitik dönemde gömme adeti, katil oğulun taklit, gözlem, gelenek oluşturması, doğaya uyma, doğayı aşma, başka toplumlara katılma, yeniden üretme, ölüm teması gibi unsurlar burada açılabilirdi vakit izin verse. Şimdi Ademler konusuna geçiyoruz manevi anlamda. Merkezden çevreye, çevreden merkeze röhreler. Yani Mekke'den gitmeler, Mekke'ye gelmeler ve melezleşme. Mekke'den çevreye biri evden kaçanlar şeklinde karşımıza çıkar. Kurban hasesini anlattığımız türden örnek. İkincisi ise ilahi mesajı beşeriyete taşıma sorumluluğundan kaynaklanan. Allah'ın fatlından iptika etmek için yeryüzünde darbedenler dediği Kur'an-ı Kerim arza bu amaçla misyon gezisi siyahiyetler yapma davet etme yükümlülükleri ve çevreden merkeze yani insanların buradaki yaşayanları fark etmesi bu şehri fark etmesi buraya gelmeye başlamaları en başta Adem ve Şin'in Arafat'la buluşmasını edebiyat olarak okuyabiliriz Beni Adem'in evinin çevresinde istikra yani bir kişi gelir iki olur üç olur burada bir kuru karae toplaşma ortaya çıkar istikra. Tabiatla bu geldikleri yer cazip ele geçirmek istenecek bir yer değil. Dolayısıyla kolay kolay da kaybedilmez. Yani buraya buğday bulmaya gelinmez. Gelen ancak gelirse e, yüksek bir değer almak için gelir. O hıtta hınta meselesini isteyin. Buğday mihmet mi isterseniz konusunu görebilirsiniz. İster çevreye gidenler, isterse merkeze gelenler üzerinden. Olumlu ve olumsuz anlamda Karışma oldu. Biyolojik anlamda da. Zaten Adem ve diğerler aynı kökten yaratıldılar, aynı meşede yaratıldılar. Nuşur, nuşur intişar, yeryüzünde yayılma, Kur'an kavramları. Ve yeni kökler, Ademler. Burada kastettiğimiz nedir? Aşağıda bir ayette okuyacağım. Yani e, diyelim ki Allah'ın fadlından dar biçim seyahat edenler dediğimizden. Gittiği yerde taraftar bulsun ya da bulmamış olsun kendisi ve ailesi orada bir yalnız olarak yaşasın veyahut da onlara iltihak edenler ortaya çıksın. O toplumda o toplumun bir nevi ilk Adem'i olur. Yani Adem yoğurdundan bir maya gibi oraya düşmüştür. Bu anlamda, manevi anlamda, tire anlamında yeni bir ruh taşıyan ilk isim olur. Onun ilk e, mümini, ilk inanan şeklinde Ademler ortaya çıkmaya başlar. Ha, kazanımlar ötesinde belki yaşayan süreç bunların da yaşadığı toplumdan etkilenerek birinci ya da ikinci, üçüncü kuşakta bozularak kaybolmalarını da belamlaşma Pelamlaşma örneğinde karşımıza çıktığı gibi. Ee, i̇şte bu melezleşmedeki Araf'ta suresinde 189-190. ayetlerde anlatılan böyle bir Adem hikayesi vardır. Yani ne kadar benzer şekilde Adem kıssasını anlatılıyor. Dolayısıyla bu Adem ki niçin kullandık anlaşılacak. Çünkü burada anlatılan zaten Araf sözünün başında Adem'in kıssası anlatılmıştı onu biliyoruz. Ama bakın şu başlangıcı sanki Adem kıssasını bir de anlatıyor gibi karşımıza gelecek. Ama hiç öyle sonlanmayacak. Allah sizi bir tek nefisten yaratan, kendisiyle huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. Bu Adem anlatılma geçmiyor muydu? Sizi dedi, Yine ama şey demedi, Adem demedi, sizi diye başladı. İnsan eşiyle birleşince eşi hafif bir yüküklenir ve bir müddet onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah'a eğer bize iyi ve salih bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden olacağız diye dua ederler. Gördüğünüz gibi salih bir insan. Muhtemelen bahsettiğim gibi başka belgelere gitmiş olan bir ilk Adem. Fakat Allah onlara iyi ve sadık bir çocuk verince de Allah'ın kendilerine verdiği çocuk konusunda ona ortaklar koşarlar. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Tıpkı Adem başlangıçtı. Bir merkez aile çocukları var, bozuluyorlar, kaybediyorlar. Birinci Adem örneğinde olduğu gibi, gerçek Adem örneğinde olduğu gibi çoğalıp bir e, topluluk ucuda getiremiyorlar. Belki yüzlerce, binlerce peygamber. Medineler döneminde, medeniyetler döneminde kadar, yani bundan 14 bin sene öncesinden 5 binlere, Sümerlere kadar ki uzun bir kesit. Ali Adem'in, Adem ailesinin nübüvvetini, ev, beyt, irsal eden mürseller, buradaki mayayı alıp yeryüzünün bahçelerine götüren, gerek e, hakiki manada rasuller, gerekse bu işi misyon edilmiş olan mübelliler. Belki başka hadaretlerde kök peygamberlik aileleri. Kur'an anlatmadığı için bilmiyoruz uzak doğuda, Amerika'da. Adem misali, İbrahim misali bir kök peygamber ve diğerleri. Muhtemel olan şeyler. Kur'an bu dönemi bize tahdis etmedi. Adem ve Nuh kopuk olan bir dönem. Zaten sonraki dönemlerin koşulları, kent hayatı, medeniyetler, şehir ortaya çıktığı için bunlardan ders alacak boyutlar yoktu. Adem'in temel hikayesini anlatıldı ama Nuh sonrasında sökül edip duracak şehir tanım peygamberleri. Son olarak bu iki başlığımızı sonlandırıyoruz. Yine her bir hakkında konuşmak isterdim. Maddi ve manevi semboller. Yani beşeriyetin maddi tarihi, ve Adem'in taşıdığı manevi semboller, katkılar, üflediği ruh, varakal cennet... Neolitik çağ. Az seramik dönem, çanak çömleksiz, cilali taşlar, yontma, maddi semboller. Seramik dönem, çanak çömlek üretimi, kilden, tin, alet üretimi. Bunu bakır çağı işledi. Taş ve tinden üretim dışında bakırı keşfettiler maden olarak, daha yumuşak. Sonra kalayı buldular, Bakırla kalayı karışıklarında biraz daha kuvvetli tunç vardı. Bunlar tarihlere bakıldığı zaman e, en sonra anlamlar diğerlerinden daha erken tarihlere gidiyor. Dolayısıyla arada bir zaman olduğu öncelik ve sonralık oldukları görülüyor. Yerleşik hayat, neolitik dönemle beraber tarım, maddi ve beşeri hars, Medine bir manevi harsı ortaya çıkarttı. Ev, Köy, kasaba. Tabii yine şey açısından e, hars kelimesini maddi toprakla ilişki olarak kullandım. Üretilenin hepsi senin değil. Mahrumların, mazlumların hakkı var. Ona dokunmayacaksın diye getirildiği gibi. Yani Allah'ın öğrettiği yerden ekine varacaksın ve ekini kullanacaksın. Aynı ekin nitelemesini Kur'an-ı Kerim aile içinde kullandı. Mekke surelerinde hatırlarsanız. Ekinlerinize Allah'ın emrettiği yerden varın. Dolayısıyla harama bulaşmayın. Siz ait olmayan tarlalara sataşmayın. Ve kadınların rahatsızlık günlerini rahatsız etmeyin. Döl getiren yerden ilişkide bulunun vesaire. Ev, köy, kasabanın ortaya çıktığı dönem maddi anlamda. Aile ve tarım, yine hars ve nesil diye bölersek, aile, Adem, eşi, oğulları, Zürriyet, sıhriyet, rahimiyet, mahremiyet bunlar kültürel kavramı olarak doğuyor. Hacer, muallak, esvet, yabancılaşma, özgürleşme, beytin köşe taşı, hicretin sembolü, tarım, maddi tarım, beşeriyetin tecrübesini almak. İnsan sadece ekmekle yaşamazın göstergesidir Mekke gündelik ekmemiz verdenen azla yetinmenin öğretisidir. Cennet ashabının adın Ali ali cennetten arz cennetine imtihanı haramlar helaller ailenin ve mülkiyetin özel tarihi diyerek aşabiliriz bunu. Sadece Hacer taş üzerinden burada konuşalım. Diğer enteresan bir paralel durum burada. Hem maddi hem de asıl manevi olan boyutuyla bir Hacer meselesi. Hacer çağı, e, Neolitik dönemde, Yeni Taş Çağı döneminde asıl yenilik Mekke'deki yeniliktir. Hacer ve bunun sembolizmiyle karşımıza çıkacak. E, biliyorsunuz Hacer değil, üzerinde inşa edilen büyük e, anlatılar. E, kelime olarak bile e, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir peygamber dönemi irtibatı olarak geçmez yani Hacer ne İbrahim kıssasında vardır, ne Hac menasikinde Resulullah'ın anlatımında vardır. Adem de zaten mevcut değildir. Ama biz Hacer'in Resulullah'ın siyerinde, İslam öncesi döneminde de e, paylaşılan ortak bir değer olduğunu kamile görüyoruz. Ve İslam sonrası Hac'ın bir parçası olarak varlığını korudu ve bugüne kadar da geldi. İşin etrafında şekillenen, örülen bir anlatı ve hikaye var. Bunların ne kadarının gerçekten vaki olduğu hakkında bir bilgiye ulaşmamız imkansız, kuşkusuz. Ama şuyu bulan şekli e, merkezi olan değerlerin etrafında döner şekilde oluştuğu için edebi anlamda e, ve sembol değeri itibariyle mahsur olmayan hatta kazanımlar olan anlatımlarla örülmüştür. E, bunları üzerinde konuşuyoruz. Tabi Hacer kelimesi yazımındaki ha harfiyle hecere kökü, hicretten kaynaklanan e, Hacer aynı kelime değil. Ama enteresan şekilde de bir bileşke durumu da ortaya çıkartıyorlar. Denilir ki Hacer denen, Hacer denen taş, Kabe'deki taş, Adem'le beraber cennetten gelen bir taştır, cennetten düşen bir taştır. Hürmeti ve ilişki tarzları da bundan şekilleniyor. Cennetten düşen taş nitelemesi, gökten düşen taş nitelemesi bazılarında bunun bir gök taş olabileceği e, zahabını doğurmuş. E, buna izin verilir herhalde ileride bir e, bunun tahlil yapılır. Gerçekten bir göktaşı olmadığı mı ortaya çıkar o hikaye. Ama muhtemel olan e, bir anlatım üzerinde. Şöyle de düşünebilirsiniz. Gökten gelen bir taş olarak düşünmeseniz. E, bile Adem'in yeryüzüne yerleştirildiği dönemde bir göktaşı düşmüşse e, o bölgede ki birçok e, hadisenin tarihlemesinde, olayların akışında, yıldız gözükmesi vesaire gibi referans unsurları var. Eş zamanlı bir tarihe taalluk ettiği için bir önem taşıması söz konusu oluyor. E bu Kubeys, Adem Dağı diye anılan bölgede e, bu taş yaşamış. Ta Hazreti İbrahim zamanında İbrahim Kabe'yi Adem'in temelleri üzerinde yeniden inşa ettiğinde Ebu Kubeys getirip e, beytin bir parça haline dönüştüren o anlatımlara göre. Yine bunlar da rivayet nihayetinde biliyorsunuz. Dolayısıyla bir de Hacer-i muallakımız vardır Kudüs'te. Yani ortada olan, askıl olan Hacer. Biz bu askıyı burada yaptığımız yorum üzerinden anlam hakkında muallak olan bir evveliyata sahibiz diye okuyalım. Hacerül Esved'i e de taşıyalım. Karataş'ın telemesi. Tabiatıyla tarım çağına geçmekle beraber ev yapımından sonrasında Nuh döneminde karşımıza çıkacak şekilde yoğun kentlerin bünyesinde taştan ve daha sonraki dönemde diğer materyallerden, ahşaptan inşa edilmeye başlayan es esnamlar vesenler, dikili taşlar, nusuplar ortaya çıkmaya başlayacak. Kur'an'daki isimlendirmelere başladığımızda. Şimdi insanın aleti olan, yontma taş döneminde hayatını kolaylaştıran, avcılıkta kullandığı, yontmada kullandığı bir alete insan ne yapıyor? Bu taşımış olduğu anlamlar üzerinden yabancılaşmaya başlıyor. Taş taşlıktan çıkıyor, insan onun efendisi olmaktan çıkıyor. ...taşın üzerinde üretmiş olduğu anlamda... ...onun... E, ...üretmiş olduğu emeğinin... ...kendisini yabancılaştırdığını görüyoruz. O takdirde Adem'in evlatları... ...neyi taşıyacak onlara? Özgürleşmeye davet edecek. Taşı taş olarak görme çağrısında bulunacak. Bunun başlangıcıdır. Hacer nitelemesi. Ve Hacer'e bu muameleyi... ...yapmışız. Yapmışız İslam tarihi ve diğerleri. Hazreti Ömer... Bilirim sen bir taşsın, kimseye yarar zararına dokunmaz. Putperest'teki bir yere oturmuyorsun, İslam filan. E, Hacer etrafında şöyle değer yüklü anlatımlar vardır. Tabi peygamber zamandan beri e, Hacer'in bir parçası, Kabe'nin bir unsuru olduğu için yapılan tavafların her bir şaftı Hacer'in bulunduğu yerde yapılır. Bir işaret mihenk rolü oynamakta. İnsanlar Kabe'ye dokunduklarında, bu taşa dokunduklarında yani Ebu Bekir'in elini değdiği, Ali'nin elini değdiği bir taşa elini değiyor. Ebu Hanife'nin dokunduğu bir taşa dokunuyorsun. Bütün bir tarihi, coğrafyaları düşün. Bütün coğrafyalarla, zamanlarla o inanç halklarının buluşması manasına geliyor. Muassafa etmesi manasına geliyor. Elleri ellerine değmesi manasına geliyor. Müminlerin elleri birbirine değdiği zaman da onların elleri üzerinde Allah'ın eli var. Yani şeyde okuduğunuz zaman e, Fetih Suresi'ndeki Beyat Rıdvanı'nda. Dolayısıyla el üzerinde el olması Hacer'e Allah'ın istilam eli, beyti derseniz elidir dersiniz. Yani çok absürt bir şekilde antropomorfist kavramlar gibi gözükebilir ama arkasındaki durumu putperestliğin icat edişi hiçbiri bunlarda şekillenmez. İşte kendilerinin haç yapanların oradaki tanık oldukları o elere, Hacer tanık gidecek denilir ahirette. Yani bu bilgiye dayanan bir şey değil. Böyle bir anlatım ve kabul vardır ama şeye ters bir şey değildir. Yani bugün biz kayıt cihazlarıyla varlığı kayıtlar altına alıyoruz. Seslerini alıyoruz, görüntülerini alıyoruz. Eşyanın bu tür özellikleri olduğunun bilgisine erdik. Ve bunları kullanıyoruz. Kendi tekniğimizle kullanıyoruz. Ama doğanın kendi içerisinde zaten bunları yapmadığından ne kadar eminiz? Bu özelliklerinin, yani ışık hızının ötesine geçmiş olsanız dünyayı naklen yayın olarak izleyebilirsiniz. Sadece mesafe sorunu daha hız kesemez çünkü yol oluyor ve devam ediyor. Dolayısıyla ahirette elleri konuşur diyor, onların ağızları konuşur dilleri ötesinde. Organları yaptıklarına tanık eden, konuşturan bir iraden bahsediyorsunuz. Bu alanda bütün bir ümmetin hat üzerinden bulunduğu bir nokta, başlangıç ve o anlamda Hacerül Esved'in bir kayıt ve şahitlikle ilgili bir durumu çok da absürt ve geleneğin diğer unsurlarla yabancılık ifade eden bir durum da karşımıza çıkartmaz. Hecere köküyle irtibatlı olarak düşünürseniz, Adem'in hicretiyle Koşululan Hicret taşıdır Hacer. Hicret'in başlangıcı, Adem'le ilgili başlangıç Neolitik dönemi, Litlitos taş demek, yeni taş dönemi. Mekke dönemindeki taş döneminin, Hacer döneminin başlangıcıdır. Dolayısıyla Nuh'a kadar Nuh'a kadarki dönem evet Neolitik dönem yani Hacer'i dönemdir. Medeni dönem değildir, tebliğ dönemi değildir. Başka bir isim üzerinden okumuş olduğumuz galiba burada yine gözüküyordur. Önümüzdeki ders tarihsel arka planı siyasette artık siyaset kelimesinin içinden doğduğu polislere, medinelere, şehre ve uygarlıklara götürerek Nuh sonrasını inşallah bitirebilirim bir derste. Bitiremezsek iki derste tamamlayarak tarihsel dönemi konuşarak siyasete girmiş olacağız. Hayırlı gideler olsun. Ve bir aşağıda veremediğim yerlerde neler vardı bu? Kavru bela ahdi. Adem'in zürriyeti vesaire o gibi konular vardı onlara giremedik. Bataldı mı? <laughs>